o tatilde örneğin çevredeki başarılı Alman öğrencilerle, başarılı Türk öğrencilerden bir seçim yapın. Ben de SİDE Belediye Başkanı'ndan da rica edeyim. Onlar da yerleri ayarlasınlar. Size de mesela böyle bir 3 günlük falan, bir 3-4 günlük bir kültür gezisi bu çocuklara organize etmeye ne dersiniz? Biz de Avrupa'da 7 gün olarak orada oluruz. Gayet tabii bu teklifinizi kabul ediyorum inşallah. Programlayalım. Size belediye başkanımızla da görüşerek bunu Mannheim ve yöresindeki okullardan başarılı öğrencilerden bir grup getirip orada hem Türkiye'yi tanıtmak hem de o çocukların Almanya'da yaşayan Türk çocuklarına daha fazla kaynaşmalarını sağlamak için. Hem de o tarihsel dokuyu görsünler. Artık evet. 4000 yıla doğru gidiyorlar kazılar yapıldıkça. Ve çok enteresan bir yer. Yani kendi dili olan, işte Yunanlılar falan diyorlar da Yunanlılardan çok önce orada Side medeniyeti var ve Sidece konuşuyorlarmış. Bunlar artık tarihsel kanıtlarla ortaya çıktı. Dünyanın 7 arkasından bir Apollon tapınağı orada. Dolayısıyla onlar için de muhteşem bir, aynı zamanda tarihsel bir gezi de olur. Biz bunu özellikle ekonomik alanda da şey yaptık. Biliyorsunuz Almanya'da veya Avrupa'da birçok şehir dernekleri var. Biraz önce Malatyalılar Derneği'nin de bir programını izlemiştik. Gene biz Çorumlar olarak bir ilki uyguladık. Almanya'da Çorum Kölü'nde bulunan Çorumlar Derneği'nin yaklaşık 40 tane Alman ve Türk iş adamını alarak Çorum'a ziyarete götürdük. Yani Çorum'a yatırıma yönlendirdik. Daha sonra tabii ki oradaki ilgiden o kadar memnun oldular ki onlar da tekrar yani akıbetinde 2 ay sonra Çorum'dan 50 tane iş adamımızı Almanya'ya davet ettiler. Yani o bizdeki misafirperverliği aynısını orada kendileri de uyguladı. 4 gün o Çorum'dan gelen iş adamlarımızla Köln yöresindeki belediyeleri, büyük işletmeleri gezerek hatta birkaç tane de yatırımlarla bir aracı olmuş olduk. Bunun için de yani bu ekranlarımızda bu vesileyle şehir derneklerini mümkün mertebe sosyal derneklerden açılarak işte kültürleri ne kadar sadece şehirlerin o şehirden olan insanları toplayama yerine daha fazla bir de böyle karşılıklı biraz evet. Önce okul örneği verdiğiniz gibi ekonomik biz şey yaparız şimdi ilerleyen dakikalarda ben telefonla arkadaşlarımı da aratacağım. Eğer başkanla da bağlanabilirsek size belediye başkanını canlı yayına bağlayıp bu olayın randevusunu şimdiden alırız. Evet. Ben çünkü işi sağlama bağlamak isterim. Nasıl Metin Şentürk'ün konserinde bağladık. Evet. Ücretsiz olmayacağını o da sağlama bağladı. En iyi iş adı konmuş işte. Evet, evet kesinlikle öyle doğru söylüyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler Avrupa'da 7 günden bugün de 2 kişiye 2'şer kişilik 5 yıldızlı tatil var. Bu arada Bagdat'ın 7 günlük ihtiyaç kolisi de tabii ki var her programda olduğu gibi. Ve Grand Hotel Arside de konaklayacak bu talihlimiz, bugünkü talihlimiz. Artı Emirhan Otel dizisinden de her hafta olduğu gibi yine bir tatil var. Önce gelin Grand Hotel Arside'nin şöyle havuz ve plajında bir gezinti yapalım. Ben bunu söylemeden önce rejiyle konuşuyordum. Dedim ki arkadaşlar işte şeyden sonra, VTR'den sonra bir sohbet, ondan sonra da hep beraber havuza girelim. Öyle deyince Metin Şentürk bana döndü. Ne yapacağız yani şimdi maya soyunup mayaları mı giyeceğiz dedi. Şimdiden mayoları giymeyelim, hep birlikte izleyelim. Akdeniz güneşi, türkuazın ve antik tarihin buluştuğu çok özel bir cennet köşesi Side. Side'ye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Grand Hotel Arside, geniş kumsalı ve denizin temizliğini kanıtlayan mavi bayraklı plajıyla deniz meraklıları için güvenli bir mekan. Tesisimizin mavi bayrak olarak 3. yılı şu anda, 2008'den itibarıyla. Misafirlerimiz biliyorlar ki, mavi bayraklı bir tesisin plajı düzenlidir, temizdir. Ayrıca deniz suyu da sürekli olarak kontrol altında tutulmakta, periyodik olarak da tahliller yapılmaktadır. Yine can kurtaran görevdedir mesai saatleri içerisinde. Bu da müşterilerimiz arasında emniyet anlamına geliyor. Mavi bayraklı bir tesisin plajında atıklar da ayrıştırılmış olarak çöp kutularına atılmaktadır. Arside Otel olarak müşteri memnuniyetini temel alıyoruz. Mavi bayrağımızı daha da geliştirerek ilerletmek çabasındayız.
1800 metrekarelik açık havuzu, 3 büyük 3 de küçük su kaydırağının bulunduğu 2 farklı havuz, çocuk havuzu ve kapalı havuzuyla adeta bir su cenneti Grand Hotel Artside. Havuzun içinde ya da dışında animatörlerle keyifli eğlence olanakları da sunuluyor. Grand Hotel Artside'nin spor salonunda spor meraklıları için olabilecek tüm imkanlar var. Bali masajı, Tay masajı, sıcak çikolatayla masaj ve daha birçok hizmet sunuyor Grand Hotel Artside. Otelin toplantı salonları sayesinde hem tatil hem de iş toplantılarının gerçekleştirilmesi de mümkün. Evet efendim, ilerleyen dakikalarda telefonu vereceğiz. Grand Hotel Artside'nin genel müdürü Ramazan Kara yine otelle ilgili bilgiler verecek yine ilerleyen dakikalarda ve bakalım bugün kim talihli olacak ama ben diyorum ki bu talihliyi ne zaman seçeceğiz? Hemen bugün seçeceğiz ama evet. Ben diyorum ki izleyicilerimiz ayrıca talihli. Bugün senin gibi çok ederim. Güzel bir sanatçımız burada konuk. Mustafa Bey gibi gerçekten değerli bir iş adamımız burada ve arkadaşlarımız dediler ki hemen bu çağrı üzerine size belediye başkanı telefon açtı. Şimdi telefonla bağlayacaklar. O demin konuştuğumuz organizasyonda başkanla konuşacağız diyorum. Bir şey sormak istiyorum sevgili Metin. Nerelisin? Ben doğuma büyüme İstanbulluyum ama benim ailem Arnavut. Yani biz Kosovalıyız. Ve o yüzden bana semtte Arnavut Metin derler zaten. Peki o inat var mı Arnavut inadı? Var. Evet. Gerçi. Ama bu tabii insan dengeler üzerine yaşamalı. Damarına basılınca Arnavutlar böyle birden bir aynen şey öyle yapar değil aynen mi? Aynen öyle. Ama tabii dediğim gibi benim mesela birçok akrabam, dayılarım, teyzelerim, amcalarım hala Kosova'da yaşıyorlar. Dolayısıyla orayı da çok seviyorum. Burayı da çok seviyorum ama neticede burada yaşıyorum. Hocam adresini alıyoruz. Bağdat'tan bir pırasa konservesi. Var mı pırasa konservesi? Ya işte o pırasayı ben yemiyorum. Ya. Yemiyorum. Yapma ya. Vallahi ya. Ama bu ihanet Arnavutları ya. Arnavut diyeceğime pırasa geliyor aklına da. Öyle olmuyor hocam ya. Size belediye başkanı Osman Delik Kulak hatta. Sayın Başkan merhaba. Merhaba efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biraz önce Sayın Mustafa Baklan'la konuştuk ve dedik ki size belediye başkanı teklif ederiz dedik. Sağ olun hemen telefon açtınız. Bu organizasyon Avrupa'dan çocuklar gelecek. Bizim beklentimiz de size belediyesi olarak bu çocukları sizin orada ağırlamanız. Seve seve. Başımızın üstünde yerleri var. Dört gözle bekliyoruz. Buyurun Mustafa Bey, bir şey söyleyeyim. İyi günler Sayın Başkanım. İyi günler efendim. Ben bu yardımlarınız için, eğitime katkılarınız için size sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben de teşekkür ediyorum size. Tabii biz de bir ne kadar eğitim elçisiysek turizm elçisi olarak da bunu yani bu çocuklarımızı belki oraya getirdiğinde onlar tekrar ikinci bir seferde aileleriyle birlikte geleceklerini ümit ediyorum. Çünkü ben Türk gıdasını Almanlara tanıtmak için biliyorsunuz karnaval geçitleri vardır. Evet. Mannheim'da bu karnaval geçitlerinde insanların üzerine helva, lokum, leblebi onları atarak daha sonra o insanlar orada yedikleri malzemenin kabuğuyla Türk marketlerine gittiklerini gördüm. Biz bundan istiyoruz, bu güzelmiş diye. İnşallah çocuklarımızı da öyle yani Türkiye'ye bir katkımız olursa ne mutlu bize. Çok memnun oluruz. Siz orada bizim elçiliğimizi yapıyorsunuz. Biz de sizin göndereceğiniz misafirlerimizi baş üstünde tutacağız. Ülkemizin güzelliklerini, değerlerini hep birlikte geleceğiz başkanım. Hep birlikte. Mustafa Bey'i de getireceğiz inşallah.